bireylere özel bir yer yapacağız. Ne yapacağız? Tüm İzmir'in ilçeleri arasında Kemalpaşa engellilik oranında en yüksek olan ilçe. Buraya özel eğilmemiz gerekiyor. Genellikle biliyorsunuz vatandaşlar da zaten asgari ücretle geçinmeye çalışıyorlar. Ekonomik durum pek parlak değil. Az önce bahsettik. O nedenle de bu ailelere destek olmamız gerekiyor. Güzel bir merkez kuracağız. Bu merkezde fizyoterapistimiz olacak ki her ay düzenli olarak o çocukların ya da engelli bireylerin öyle ifade edeyim bu hizmetten yararlanmaları gerekiyor. Çok yüksek bir miktar. O yüzden aileler ödeyemiyorlar. Fizyoterapist hizmetimiz olacak. Fizyoterapistten çıkacak özel gereksinimli bireylerin alması gereken özel eğitimler var. O özel eğitimleri vereceğiz. Özel eğitimden çıkacak psikolojik danışma gerekiyorsa onu yapacak. Anneyi bakım vereni genelde kadınlar oluyor biliyorsunuz. Onları güçlendireceğiz. Onlara psikolojik destek sağlayacağız. Komplike güzel bir yer yapacağız. Hı hı. Gençler, diğer kırılgan gruplar gençlerimiz. Gençler gençliğimizdir deniyor. Bunu kabul etmiyorum. Gençler şimdi. Yani gençler geleceğimiz değil. Gençler geleceğimiz değil. Gençler şimdi. Şimdi gençler için bir şey yapmamız gerekiyor. Gençlerle birlikte de şimdi çalışmamız gerekiyor. Onlar için güzel yerler yapacağız. Mesela bir gençlik merkezi kuracağız. Orada sporlarını yapabilecekler, çeşitli eğitimlerini alabilecekler, sosyalleşebilecekler. Kemalpaşa'nın çeşitli noktalarında kitap kafeler kuracağız. Bu kitap kafelerde gidip sessiz bir ortamda çayını içecek, suyu ücretsiz olacak, sıcak, temiz bir ortam olacak, internet, kitaba erişim olacak, dersini çalışacak ve ona aslında dışarıda bulmak istediği bir kafede bulabileceği güzel, nezih bir ortamı orada ona sunacağız. Tabii bir de bu belediye tarafından yapılınca mali olarak da dışarıdaki markalara göre daha bedelsiz yapacağız bunu. Ha. Evet, bedelsiz. Çay ve su ücretsiz olacak. Bunu bedelsiz sağlayacağız bir kafe ortamını. Tabii sessiz bir ortam olacak kafe ortamından hani yanlış anlaşılmasın. Bunu bir bedelsiz yapacağız. Kafe tarzında bir kütüphane gibi. Kemalpaşa'nın belli noktalarını yapacağız. Böylelikle sessiz, güzel bir şekilde ders çalışma imkanları olacak. Gençlik merkezinde dediğim gibi bütün sporları yapabilir hale gelecekler. O çok değerli. Çünkü eğer siz yönlendirirseniz, çocuklar enerjisini atarlarsa o takdirde ileride de sağlıklı bir birey olmaları konusunda biz belediye olarak üstümüze düşeni yapmış olacağız. Şuraya bir virgül